çünkü sadece öğretmenlikle girdirmek zorunda kalıyorum. Bununla ilgili girişimleriniz oldu mu? Tabii birkaç deneme oldu ama tabii imkanlar kısıtlı olunca hep ertelemek zorunda kaldık. Ama ilk fırsatta ben kendime ait bir müzik evi, bir atölye tarzında. Orada işte gitarlar üretip insanlara kazandırabilmek, müzisyen insanlar yetiştirebilmek adına istiyorum. Çok da güzel olacağını düşünüyorum kendi adıma. Belki buna da siz ön ayak olursunuz. İnşallah, neden olmasın. Bu arada müzikle ilgili devam ederken şunu da bilmiyorum. Aslında tüm engel enstrümanı çalabilir, ellerini kullanabilir. Biliyorum benim ayağı yapan dostum. Ağzıyla şiir yapıyorlar. Biraz da trajikomik. İnsanları görünce biliyorsunuz Türkiye'de bilmiyorum bunlar. Komik işte aşk hayatlarıyla ilgili sorular. Ben atacaktım. Sizin güzel bir yazınızı okudum ben. Öyle mi? Nedir? Evet. Aşkla ilgili. Aşık olmakla ilgili. Konu da açılmışken. Çeşitli haber sitelerine engellerle ilgili yazılar yazıyorum. Bir engelli birisine aşık oldunuz mu? Evet. Toplumda şu var. Hani klasik bir deyim vardır ya. Davul. Onu direkt engeller konusunda uyguluyorlar bizim toplumumuzda. İlla engelli birisi hissediyorlar. Evet. Ama bu böyle değil. Benim okuldan bir engelli, beni teyit eden dostlarım var işte kardeşim. Yani ben bunların farklı örnekler olabileceğini yansıtıyorum. Tam tersi engellinin bir engelliyle birliklerine karşıyım ben. Neden? Yükünü, o ağırlığını kaldırabilmeli, haksızlıyım. Evet. Geçebilmeliler ama öbür türlü tek taraflı ağır şartlarda oldukça zor. Bir engelliye. Ya o iki engelli daha da zorlaşacak. Daha da zorlaşacak. Ama günümüzde istiyorlar ki sen engelli misin? Tamam otur ya, rahmet bul kendine. Onunla evlen ya, onunla takıl diye bir bakış açısı var. Ben de inadına bütün dostlarıma diyorum. O ön yargıları kıralım. Aldırmayın. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Bir zamanlar altın parktayım. Adam fiş vermek istemedi. İşte çekemezse şimdi suyundalı falan. İki arkadaş bileceğiz, ikimiz de engelliyiz. Güvenmedi bize ya, böyle resmen hani bindirmemek için elinden geleni yaptı. Dedik ki adama, peki biz binelim, kalırsak sana iki fiş parası ödeyelim. İki misli para ödeyelim. Ama kalmazsak biz iki misli fazla. Güzel. Biz kayağa bindik ve içinde kalmadık, çok rahat. Yani bu tarz şeylerle çok karşılaşıyoruz. Trajikomik olaylardan bahsedeyim. Normal çarşıda gelen bir yaşlı bir amca veya teyze. Yavrum bu kadar ne işin var, sen evden niye çıktın? Direkt girişim güzel. Neden? Toplumda şu algı var. Otur evinde. Yani çamur, yağmur dışarısı, otur evinde. Gittiğinizde. Evet. Yaşadığınız sıkıntı. Sinemaya gitmek istediniz bugün. Öncelikle internetten bir araştırmak zorunda kalıyorum. Hangisinin rampası var, hangisinin engelli koltuğu yoksa en azından sandalyede nereye kadar yanaşabilirim. Bilet alabilir miyim diye bakar. Ben önce gidip salonu inceliyorum, boş salonu. Bilecek miyim? Ondan sonra bilet almak için gişeye yanaşıyorum. Güven sıkıntıları oluyor. Her yer bize göre uygun olmuyor. Artık belli başlı AVM'lerde verirler. En azından biraz sosyal açıdan bizi rahatlatıyor yani. Evet. Girip sinemamızı. İnşallah böyle yerlerin sayısı artar da tüm engelli dostlarım. İnşallah konseri var. Evet. Gitmek istiyorsunuz. Çünkü genelde işte Ankara'da belli başlı mekanları biliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Yani yerin iki katı üstüne yapıyorlar. Hiçbir tane konser alanı görmedim ben girişten izleyebileceğimiz. Yardım etmek zorunda kalıyor. Oradaki görevli, işte bodyguardlar, garsonlar yardım etmek zorunda kalıyor. Bu da bir engel. Tabii ki bu sorunu aşıyorum. Hani takmıyoruz diyoruz ama ne kadar kendimize barışık olsak da insan tek başına gidip bir konser, niye ben omuzlarda veya taşınarak gideyim ki oraya? Evet. Peki size bir şey daha sorayım. Mesela bir maçı stadyumda izlemek istediniz. Evet, şimdi önceden ne güzel gidiyordum buna. Galatasaray'ım. Galatasaray geldiğinde Ankara'ya gençler birliği maçlarına gidiyordum çok rahat bir şekilde. Onlar bize özel kapı olmadığı için VIP tribününden hakemlerin işte spor sorumluları almak zorunda kalıyor. Neden engelli tribünü yok? Neden engelli giriş yok? O da biraz sıkıntı oldu Ali Hanım, onu da belirteyim. Yok ayrı bir çıkaracaksınız, ayrı bir işlem yapacaksınız. O da bizim için artık büyük oldu o işlemlerimiz. Anladım. En basit görünen şeyler. Biraz sıkıntısı vatandaşlarımızdan kaynaklı. Ben hemen onu belirteyim. Önceden bizi ama sonra ayağı sağlam olduğu halde koltuk deneyen kullananları tespit etmişler. Hiç engeli olmadan sandalyeye oturup maça kaçak girmişler. Onlar öyle farklı koşullar, farklı daha da zorlaştırıldı. Fırsatlar çıkarıldı. Evet, evet, evet. Bu suistimal eden vatandaşlarımız yüzünden. Peki uğraştığınız bir spor dalı var mı? Hani bir spor dalıyla uğraşmayı çok istediğiniz ama
yapamadığınız ya da şu anda spor var mı? Öncelikle ben çok uğraşmak istediğim spor dalları oldu. Bunlardan masa tenisi, basketbol gibi tarzda. Ama cam kemik olduğu için bunlar yani çok aşırı kol hareketleri gerekiyor. İnsanlar neden düşünce basketbolda kırık olur diye. Lisans alamadık. Ben de bana uygun olan bir spor dalını araştırma olarak düşündüm. Çünkü sabit durduğum yerde kılıç şansım var. Sandalyede fazla hareket etmen gerekmiyor. 4 derstir gidiyorum. 2 hafta oldu. 2 haftadır başladım. Şunu belirtmek isterim. Eskrim şu an sadece Bursa'da 5-6 engelli arkadaşımız yapıyor. Genelinde evet, engelli dostlarıma sesleniyorum. Eğer varsa ben bunu yapabilirim diyenler. Ben size yayından sonra numaralar bırakacağım. Eskrimle ilgili. Size mail atan dostlarımız eskrim için ulaşırlarsa çok sevinirim. Olmadığından dolayı Türkiye şampiyonası düzenlenemiyor. Yarışmalar yeterli sayı olmadığı için. Yapılamıyor. Evet, yurt dışına branşlarına katılım. İnşallah engelli dostlarımız buradan duyar eskrim için. İnşallah. Bize destek İnşallah olurlar. Peki Bünyamin Bey, biraz hayallerinizden bahsedelim mi? Hayalim müzikle gidebildiğim yere kadar son noktaya gitmek. Ama şöyle bir boş hayal de istemiyorum. Hani günüm albüm yapan işte birden parlayıp sönen sanatçılar gibi olmak istemiyorum. Onu böyle bir parlayıp bir sönmek değil. Olarak bu öğretme işini daha faydalı olacak şekilde, örneğin yardım olacak insanlara, kimsesiz çocuklara, engelli dostlarıma daha çok ulaşmaya çalışıyorum. Çok kaliteli, böyle değer verdiğim işte bir sanatçı dostum olabilir, beğendiğim bir sanatçı olur. Onunla güzel bir sahne var. Ama kariyerli şöyle, hak eden, hakkını veren bir sanatçı dostumla çok hoş olur diye düşünüyorum. İlla şuraya ünlü olacağız, illa meşhur olacağız, illa hani günübirlik sanatçılar gibi de çıkıp sanatçı denecek. İstediğim bu işte faydalı bir şekilde kalıcı olmak. Hani evet. Olmak gibi, ayaklarının yere sağlam basarak kalıcı olmak gibi bir hayalim. İleride büyük bir konser olabilir. O en büyük arzum da bu. Hani grup arkadaşımla festivaller olur, olur. Hani bir ara gezici tiyatro ekipleri var, bilirsiniz belki Ali Hanım. Konaklıyorlar, evet. Gezici tiyatro yapalım demişim. Ben de ileride iş şartım bana engel olmazsa öyle bir şey düşünüyorum, böyle Türkiye turu yaparak. Bu ilçeye geldik, hadi buradaki halkla tanışalım, konser verelim, tanıyalım. Gezici bir konser grubu halim olarak düşünebiliyorum. Bir de Doğa İçin Çal grubunu biliyorsunuzdur. Evet, evet, evet. Ben bunu engelli müzisyenlerin toplanıp engelsiz bir yaşam için çal diye sadece engelli bir müzik yapmak isterim. Buradan Doğa İçin Çal grubuna da sesleniyorum. Evet. İmkanı sunarlarsa. Düşünsenize, sizin program formatınız da uygun. Engelsiz evet. Çal. Farklı engel gruplarından gerçekten hani baktığımızda bizi çok şaşırtan başarıları görüyoruz. Tabii bağlama çalan ritim gruplarında çok iyi başarılı olan dostlar var. Sesi güzel olan zaten harika dostlarım var. Yani yapan evet. Var. Ben şunu soracak olursak. Şimdi benim yaptığım birçok röportajda bana şunu soruyorlar. Gitar sana ne kazandırdı? Yani gitarın sana kattığı nedir? Ben her zaman şunu söylüyorum. Gitar benim hayatımı örten bir makyaj ürünü diyorum. Bu nasıl? Girdiğimde bir insanla tanıştığımda, bir grupla etkinlik haline geldiğimde gittim oraya. Direkt engelden, hastalığından çok gitar ne zamandır çalıyorsun? Ne zamandır bu iş yapıyorsun? Neler çalıyorsun? Ne tarz çalıyorsun? İlgili sorular geliyor bana. Ama bu girdiğimde ne haber? Kaç yıldır engellisin? Veya ne kadar süredir neler var diye. O yüzden bir sanatla uğraştığında, bir enstrümanla uğraştığında en güzel engelimizi örten makyaj diyorum ben. Bize güç katıyor. Hazır. Gitar mı? Tamam, o zaman bir enstrümantal müzik yapayım tamam. Ben. Olur mu? Tamam. Thank you.
sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine çok. Bugünkü konuğumuz Bünyamin programa katıldığı için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bünyamin Bey, son olarak ne söylemek istersiniz? Bir mesajınız var. Öncelikle böyle güzel, sıcak, samimi bir program için teşekkür ederim. Gerçekten hani konuyu, sorunu kaynağından, özünden dinleyebilecek olmuş. Gerçekten katıldığımdan dolayı çok mutlu oldum. Engelli dostlarıma vereceğim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet, hep sorunları konuşuyoruz. Hep sorunların giderilme sakını konuşuyoruz. Bazen de sorunların düzelmesini beklemek yeterli olmuyor. Yani beklemek yerine hareket etmeliyiz. Çabalamalıyız o sorunları. Burada buradan beni dinleyen tüm dostlarıma, aileme, kuzenlerime en büyük ona destek olan, işte başarılarında yanında olan insanların olması, sevgili dostlarımın bana yardımcı olması, bana inanmaları en büyük güç diyorum ben. Yani insanın bu şekilde anlatıp dinleyen tüm dostlarıma buradan selam olsun. O yüzden mücadele etmeliyiz, pes etmemeliyiz. Her zaman savaşmak, mücadele etmeliyiz. Umarız birlikten güç doğar. Evet. Bizlere merak ettiğiniz her konuda yazabilirsiniz. radyoaptal@gmail.com Alisa Akçı'ndan istediğiniz mesajı. Haftaya program konuğumuz Hayat Gelişimi Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim görevlisi Doktor Semra Şahin olacak. Kendisiyle otistik çocukların